Başlangıçta hep Ödübüler Cereyan'dan Emre Gürkan Hocam'a bana bu fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Şimdi Erecepçe'de kislettikte Erecep'e ne zaman? Aslında cevap basit yani esnaf yolu iştirakı düşündüğümüz her zaman Erecep'in yeri var kislettikte. Bu peki saf yolu iştiraki nasıl oluyor? Şimdi daha önce konuşmacı arkadaşım da dediği gibi kislettik basıncı çok fazla yüksek kisliçe. 80 santimetre suya kadar çıkıyor bu yüksek basınç. Biliyer sistemdeki basınç ise çok çok daha düşük buna göre. Dolayısıyla zamanla basıya bağlı nekroz gelişmesi, biliyer sistemdeki dopelastik yerinin kaybolması ve zamanla bu bağlantılar oluşuyor. Ne oluyor? Sızma tarzında olabiliyor. Sadece küçük bir açıklığın oldu. Sadece safra sisteminin kistik sıvının geçtiği bir bağlantı olabiliyor. Ya da membran ve biz tamamen kız vesiküllerin geldiği büyük bir açık meydana gelebiliyor. Safra yolu açılımı kistetin en büyük komplikasyonları ve bazı serilerde %42'ye kadar çıktığı görülmüş. Bu açılım hangi kistler daha çok safra yolunu açılır diye çalışmalar yapılmış. İşte kistin çapı önemli denmiş. Karaciğer, KCPT yüksekliği, lokosit özellikle eozinofilin olması, hilal bölgeye yakın olması ve kistin lokalizasyonunu en çok ilişkili olarak, kistin safra yolunun açılmasıyla en çok ilişkili olarak bulunmuş. Şimdi açılım, basit açılımlar şeklinde daha çok oluyor. Büyük açılımlar %3-17, basit açılımlar %10-37'ye kadar çıkabiliyor. Buradaki sıkıntı, şimdi kist içerisindeki basın çok yüksek olduğu için normalde akım kistten safra yoluna oluyor. Fakat zaman, mesela post bu ERCP'yi de herhangi bir bulgu vermiyor. Çünkü kist içi basın çok yüksek olduğu için oraya bir yolum olmuyor. Dolayısıyla bir bulgu da vermiyor. Fakat zamanla post hoc dönemde kist çıkarıldığı zaman basınç düşüyor ve akım tersine dönüyor. Ve safra yolu kist içe dönmeye başlıyor. Bazı yöntemler var. Entropolit yapımız. Bunları çok daha iyi bilirsiniz siz. Etkinliğini çok bir bilgim yok açıkçası çok fazla. Ama nedir bunlar? Hani fistül varsa, safra fistülü varsa dikmek veya da sistik kanaldan hava verip kist içerisine izotonikle doldurup hava kabarcıklarını veya ekşiden mavisi verip sistik kanaldan gözlemlemek gibi bazı yöntemler var. Benim etkinliğine çok bilgim yok yani. Hangisi daha etkin ama şimdi şeyde ilk başta kist gördüğünüz zaman komplike mi değil bunu ayırt etmek gerekiyor. Bunda fizik muayene, kan tetkileri ve görüntüleme yöntemleri bize burada yardımcı oluyor. ERCP'yi ne zaman yapıyoruz? ERCP'yi eğer ki komplike olduğunu düşünüyorsak, yani kolanjit bulguları var, kolestaz bulguları var ve benzer bulgular olduğu zaman ERCP'yi yapıyoruz. ERCP yapıyoruz. Rutin perioperatif dönemde her hasta ERCP yapmalı mı? Yani bu bazı merkezlerde yapıldığı söyleniyor ama hangi merkezlerin yapıldığı çok açıkçası bulamadım hangi merkezlerde de yapılıyor şey yapılıyor ama rutin yapılması da gerekli mi? Bunun da ayrıca tartışılması gerekiyor. Çünkü görüntüleme yöntemleri artık bayağı ilerledi. Dolayısıyla rutin her hastaya perioperatif dönemde ERCP yapmak gereksiz diye düşünüyorum ben. Postoperatif dönemde ise safra yolunda rezidüel metale bulması, eksternal safra füstürü veya sekonder safra yolu striktürlerinde postoperatif dönemde ERCP'nin yeri var. Şimdi bir de şey var, bu terapotik olarak ERCP yapılıyor mu? Şimdi şöyle bir yöntem, yani geniş açılımlı füstürlerde, şu görülmüş ki, geniş açılımlı füstürlerde ERCP ile safra yolundan kist materyalinin tamamen temizlenmesiyle zamanla kist volümünde dramatik düşmeler görülüyor. Hatta bu hastaların %25'inde daha sonra herhangi bir cerrahiye de gerek kalmadığı görülmüş. Bu ilk olarak 1987'de Kara ve arkadaşlar tarafından yapılmış. Ne yapmışlar? Geniş açılımlı bir kist var. Kistin içine nazobiliyeldir, ERCP'li nazobiliyeldiren takılmış ve periyodik yıkamalar yapılmış hastalara. Ve böylece 6 hastanın 5 tanesinde cerrahi müdahaleye gerek kalmadan iyileşme sağlandığı görülmüş. Benzer çalışmalar var. Dediğim gibi bizim de mesela bu son 3 yılda yaklaşık 20 hastamız var. Böyle 20 hastamız, 20 hasta kistik hastamız var. ERCP yapmışız. Bunların 3'ünde 4'ünde hakikaten
retrospektif yaptı. Yani retrospektif baktığımız zaman yani hastaya RCP yapmışız, stent takmışız. Daha sonra hasta operasyonu kabul etmemiş. Ve daha sonra gideceğim yani vesaire şeylerle hastaneden çıkmış. Ve daha sonra kontrole gelmiş Ve gördüğümüzde tekrar BT çekip gördüğümüzde kist kavitesinde dramatik küçülmeler gördük. Dediğimiz gibi bu yapılmış çalışmalar var. Belki bu ileri dönemde bir tedavi modelleri daha da yaygınlaşacak. Özellikle santral yerleşim kistler için. Postoperatif dönemde ise erken ve geç dönemde ERCP yapılır. Erken ve geç dönemde komplikasyonlarda ERCP'nin yeri var. Biliyer fistül, kanma sarılındığı ve geç dönemde benim biliyer darlıklarda ERCP yapılıyor. Biliyer fistül neredeyse komplikasyonların yarısını oluşturuyor. Defektin büyüklüğüne göre düşük debili ya da yüksek debili olabiliyor. Düşük debili fistüller genellikle spontan 3-4 haftada kapanıyor. Fakat burada da yine debi takibinin yapılmasında fayda var. Yani bir hafta bu şekilde gözlenmesi eğer ki direnden gelen miktar yüksek ise daha fazla beklemeden ERCP yapmak daha uygun. Çünkü ne kadar geç ERCP yapılırsa bu sefer fistülün kapanması da o kadar geç oluyor. Yüksek debili fistüllerde yine ERCP yapılıyor. ERCP debrisler temizleniyor. Debrisler temizlendikten sonra sadece sfinkterotomi yapılabiliyor. Veya beraberinde stent uygulanması veya sadece nazobiliyer direnç takılabiliyor. Bunların arasında üstünlüğü konusunda çok net bir şey yok. Ama herhalde özellikle materyallerde gelen yüksek debili fistüllerde beraberinde stent uygulanması daha uygun olur. Çünkü daha sonra gelişecek post-op daha sonra gelişecek saf yolu darlıklarında özellikle nefret dokusu oluşmadan bu stentlemek belki daha sonra biliyer darlıkların gelişimini önleyebilir. Bronkobiliyer fistül daha çok blok diziyle kendini gösteriyor. Daha az görülü ve ciddi bir komplikasyon. Kapanması ise daha uzun bir süre alıyor ve genellikle cerrahi tedavisi uygulanıyor. Dünyada yapılmış 11 hastalıklı çalışma var. Ne yapılmış? Nazobiliyer diren takılmış, hastaya örgütlü aspirasyon ve pozisyon verilmiş. Ve bu hastaların hepsi fistül kendiliğinden kapanmış. Biliyer darlık bir baş ağrıcı bir diğer sorun. Bu antisklerotik ajanların verilmesi, kistik materyalinin saf yolunu yaptığı travma veya cerrahi sırasında iatrojenik travma yaralanma sonucu olabiliyor. Kaşıntı, kolajen, sarılık da erken dönemde bulgu veriyor. Geç dönemde ise sekonder biliyer sklerot bulguları oluyor. Bunun sıkıntısı diğer beyin darlıklardan biraz farklı. Çünkü bunlar daha proksimal yerleşimli, daha uzun segment tutuyor ve birden fazla bölgede oluyor. Tedavide ise öncelikle yine endoskopik yaklaşım. Endoskopik yaklaşımla ulaşılamayan yerlerde transhepatik yaklaşım öneriliyor. Endoskopik olarak ne yapılıyor? Debrisler temizleniyor, darlık alana balon dilatasyon ve daha sonra stent yerleştiriliyor. Sonuçta ama bu hastalar uzun dönemde sadece 3'te 1 stentsiz kalabilmekte. Çok büyük çoğun 3'te 2'lik bir kısa stente mahkum olarak yaşıyor. Bu daha önce dediğim gibi belki bu hastalara daha ilk başta stent takılması, daha nefret dokusunun oluşmadan stentlenmesi, o fibrozin birazcık daha oluşmadan yapılacak bir işlem belki bu darlığı engelleyebilir diye düşünüyorum. Residüel materyal kan postop dönemde bu en yüz güldürücü. Sadece %2'sinde hastaların oluyor. 2 ve 4 haftalarda tıkanma sarılığıyla başvuruyor hastalar. Safra yolunda dilatasyon ve tübüler diyalog defektleri mevcut. Tedavi sfinkterotomi sonrası residüel materyal temizleniyor. Takipinde 4-8 haftalık bir stent uygulanıyor. Ve dediğim gibi tedavide en yüz güldürücü olanı bu. Sonuç olarak ERCP kistobiliyer iştiraki düşünüldüğü durumlarda periyodik ve postoperatif dönemlerde yapılıyor. Cerrah endoskopik herhalde bulan oluşturduğu multidisipliner bir yaklaşım şart. Ve belki santral erken dönemlerde daha çok netleşecek santral yerleşimli kistetiklerde belki ERCP ile tedavi seçeneği belki daha ileride daha çok konuşulacak gibi duruyor. Teşekkür ederim.